Amerika Birleşik Devletleri gerçekten ne yapacağını sapıttı kendi ülkelerinde olan bankacılık krizini bir şekilde unutturabilmek için veya güzel bir şekilde bir kendilerine para toplayabilmek için bu sefer kripto paralara saldırmaya başladı. Piyasaya bir haber düştü düşen bu haber Amerika Birleşik Devletleri Binance ve Binance'ın kurucusu CZ'ye bir dava açtı ve ondan önce de asıl büyük kara haber düştü yani aslında bunu kara haber olarak söylememiz gerekiyor ama mikrostrateji bitcoin eklemesi yaptı. Yani bu yine biraz önce dedim ya Bitcoin eklemesi yapmış ne kadar güzel. De arkadaş ya bu adam vallahi billahi alım yapmıyor bak. Gerçekten alım yapmıyor bu adam. Ya alıyorum diyor büyük ihtimalle söylediği rakamın iki katı fazlasını kendi elinden satıyor. Çünkü bu adam ne zaman alım yapsa tık piyasalar çakılıyor. Hemen. Ben isterseniz bu konuyla alakalı hem haberlere bakalım hem birazcık sohbet muhabbet edelim. Detaylar önemli aslında. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. <laughs> Hemen ışık hızıyla geçiyorum. MicroStrategy'nin ilk haberiyle başlayalım isterseniz değerli arkadaşlar. 6.455 adet Bitcoin satın aldı. O anki değeriyle 150 milyon dolarlık bir alım yapmış oldu. MicroStrategy'nin geçmiş zamandaki alım yaptığı zamanlara da baktığımızda bu adamlar ne zaman alım yapsa Bitcoin 1000 dolar ve 2000 dolarlık bir düşüşü gerçekleştiriyor değerli arkadaşlar. Hemen grafik ekranından bakalım. Görmüş olduğunuz üzere Bitcoin alımını gerçekleştirmesinin hemen arkasından 27.900 seviyelerinden 26.492 dolar seviyelerine kadar bir iğne atıp tekrardan ufak da olsa bir toparlanmanın içerisine girdi. Tabii ki de bu olay sadece mikrostrateji ile alakalı değil değerli arkadaşlar. Ek olarak da Binance'ın başı iyice belaya girmeye başladı. Bu haber ilk piyasaya düştüğünde Twitter'dan bu konuyla alakalı paylaşım yaptım. Bazı arkadaşlar şey olarak söyledi bana gerek Telegram'dan gerek yorumdan da gördüm ben. Binance.us yani Binance'ın Amerika'daki borsasıyla alakalı bir sorun yaşadığını gösteriyor diye söylediler. Fakat haberlerde şöyle baktığımda direkt Binance'ın kendisinin hani globaldeki kendisinin sorun yaşadığını gördüm. Ortaya bir de öyle bir iddia atıldı ki Binance CEO'sunun 300 hesapla kendi platformunda işlem gördüğüne dair bazı belgeler yayınlanmış arkadaşlar. İddia gerçekten büyük. Bu haber doğru mu yanlış mı bir şey diyemeyeceğim. Çünkü kripto para borsalarında gerçekten neyin ne olduğunu tam olarak kestiremiyorsunuz. Şimdi bu 300 hesapla kendi platformunda işlem görüyor olayının gerçeklik payı ne kadar tabii ki de bilinmez. Yani bir kara delik gibi bir şey. Bu konuyla alakalı çok fazla yorum yapmak istemiyorum aslında. Çünkü kripto para piyasalarında geçmişte şöyle bir baktığımızda hiç ummadığımız yerlerden çok acayip işlemler çıktı. Ve Binance'ı da şöyle bir baktığımızda global çapta tekelleşmiş olan bir kripto para borsası olduğu için ve en yakın düşmanlarından birisi olan FTX'i darma duman ettiğinde bir tweet ve elindeki FTX'leri satıyorumla darma duman ettiği bir olay olduğundan dolayı da şu ara tabii ki de Binance'a yüklenecektir. Ve aşağı tarafta olan bir sürü böyle illegal olayları da tabii ki de gün yüzüne çıkartmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Burada aslında en önemli olaylardan bir tanesi şu. Hangisinin medya gücü daha fazlaysa kazanan tabii ki de o olacaktır değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü FTX çöküşünü tetikleyen şey de bir sosyal medyada atılan bir paylaşımdı. Bunu da CZ yaptı. Bir tweet attı hemen arkasından FTX alakalı paylaşımlar attı. Tabii ki de temeli sağlam olmayan FTX borsasının da çöküşü geldi. Ama burada şimdi temelin biz çürük olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Çünkü gerçekten çok büyük yerlere sponsor olmuş ve dünya çapında da ilk 3'e girmiş olan bir kripto para borsasıydı. Belki ilerleyen zamanlarda Binance'ın da aynı bu şekilde yorumunu yapıyor olabiliriz. O yüzden bu tip haberleri mümkün oldukça yakından takip ediyoruz. Bu konularla alakalı anlatabileceklerim bunlar size. Kafanıza herhangi bir şey takılsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.